kurcalayacağım. O zor süreci sizinle beraber geçiren hastalarımız sonrasında da mutluluk ve işte hamile kalmak. Peki hamile ve gebe kaldıktan sonraki süreç nasıl gelişiyor? Evet, aslında gebe kaldıktan sonraki süreç hiç farklı değil. Ha spontan kendiliğinden gebe kalmış, ha IVF ya da tedavi sonrası gebe kalmış, hiç farkı yok. Tabii ki çok büyük bir özlemle bekliyorlar. Evet. Normalde hani herkes sevinir ama onların başka bir beklentileri. Bir iki kat daha fazla. Evet, bir iki kat mı artık, 15 kat mı onu bilemeyeceğim. Çünkü şey, yıllarca beklemişler ve sonunda gebelik oluşmuş. Evet. Çok daha fazla pimpilikli oluyorlar. Çok fazla üzerinde daha fazla kalıyorlar ve çok daha dikkatli oluyorlar. Her bebek değerlidir. Ama infertil hastalar çok daha olağanüstü dikkat ve hani endişeyle geçiriyorlar. Maalesef ilk başta da zaten bir endişelenerek tedaviye devam ederken gebelik süreleri de birazcık, süreçleri de birazcık endişeyle gidiyor. Ama takipte çok fazla bir şey değişmiyor aslında. Hani bir gebelikte ne yapılması gerekiyorsa herhangi bir gebelikte, infertilite de, sonrası gebelikte de aynı şey yapılıyor. Tedavilerle olan gebeliklerde bazen çoğul gebelikler istemediğimiz halde çok fazla. Zaten siz de duyuyorsunuzdur toplumda. Artık böyle ikiz gebelikler, üçüz gebelikler çok fazla. Gerçi artık IVF sikluslarında, yani tüp bebek sikluslarında belli bir yaştan sonra belki iki tane yerleştiriliyor ama belli bir yaşa kadar kesinlikle iki tane bebek yerleştirilmiyor. Tek bebeğe düşürmeye çalışıyor ama bazen tek orada bebek... Orada da yaş farkı diyor. Ya, tabii. Çünkü tutma ihtimalini arttırmak için 35'ten sonra ya da 40'tan sonra iki tane bebek yerleştirilebiliyor. Tutma ihtimalini arttırmak için. O ikiz olsun diye değil. Evet. Ama bazen tek bebek yerleştirirseniz bile onlar bölünüp ikiz olabiliyor. Onun için çoğu gebelikler birazcık bu tedavi sikluslarına daha fazla. Ya da tüp bebek olması gerekmiyor, IVF olması gerekmiyor. Sizin basit tedavilerinizle de çoğul gebelik, o ilaç tedavilerine de çoğul gebelik olabilir. Bazen hastalar şöyle geliyorlar, biz ikiz istiyoruz diyorlar. Ben de diyorum öyle bir şey istemeyin çünkü risklidir ikiz gebelikler. Erken doğumu var. Tabii çoğul gebelikler her zaman risklidir. Hem anne için hem bebekler için. Anomali riski artar, erken doğum riski artar. Daha çok sezaryen olmak zorunda kalırlar. O yüzden mümkün olduğu kadar infertilitede tek bebek üzerinde yoğunlaşıyoruz. Tek bebek olsun istiyoruz. Peki bu benim merak ettiğim bir soru hocam. İkiz bebeklerde normal doğum olabiliyor mu? Elbette ki. Her ikisi de baş baş. Daha yeni, çok yeni doğurduk. İkiz gebeliği normal. Geliş şekillerine bağlı. Eğer her ikisi de başla geliyorsa elbette. Bir tanesi ters geliyorsa, İlki eğer başsa ikinciyi doğurtabiliyorsunuz ama gene de riski artıyor. Çok aile en ufak bir risk almak istemiyor. Genelde birisi terse sezaryen yapıyoruz ama ikisi baş başsa tabii ki normal doğurtuyoruz. Evet. Peki o gebelik sürecinde hassas oluyor dediniz. Evet. Tedavi olan hastalarımız. Birazcık daha yakın, daha ilgili oluyorlar. Daha şey geliyorlar ve daha fazla sezaryen istiyorlar. Ben asla tüp bebek de olsa tedavi de, yani herhangi bir basit bir tedavi de olsa sezaryen doğumu tavsiye etmiyorum. Çünkü evet bebek zor elde edilmiş ama bu sezaryen olursanız hiçbir şey olmaz. Aman sezaryen yapalım, o doğru bir şey değil. Sezaryen büyük bir ameliyattır. Gereksizleri olmamak lazım. O yüzden ben tüp bebek de olsa, tedaviyle gebelik de olsa, normal spontan gebelik de olsa mümkün olduğu kadar normal yollarla doğal bir şekilde doğurmalarını isterim. Olmazsa zaten bir sorun çıkarsa her bebeği alıyoruz sezaryana. Gereksizlere hiçbir zaman riske atmıyoruz ama gereksizlere de sezaryen de büyük bir risk. Hem anne hayatı için, çünkü ameliyat oluyor. Bir sürü karınlarını kesiyoruz, bebeği çıkarmaya çalışıyoruz. Hem bebek için, anne doğumdan sonra hemen ayaklanırken sezaryandan sonra daha zorlu bir süreçte ve komplikasyonları da olabilir. Sonuçta sezaryen, yani her şey olabilir. Büyük bir ameliyat. Onun için mümkün olduğu kadar İnfertil de olsa çiftleri normal doğuma yönlendiriyor. Ama ilk bebek sezaryen olduğu zaman ikinci bebekte sezaryenle mi? Şimdi ben neden sezaryen olduklarına bakıyorum hastalarımın. İlkinde eğer çok dar bir çatıları varsa ve onun için sezaryen olmak zorundalarsa, zorunda kalmışlarsa o çatı genişlemeyecek. Gene sezaryen diyorum. Ama ilki ne bileyim işte bir anda böyle çok güzel giderken normal doğuracaklar, bebeğin kalp atışları bozulmuş, bir sorun çıkmış ve hani öyle sezaryen oldularsa ya da o ilk bebek çok iri bebek olmuş da ikincisi normal kiloda bir bebekse, eğer hasta da istiyorsa, evet, normal doğurtuyorum. Hastanın istemeseydi
yani. Evet, çünkü sezaryen sonrası normalde o riskli bir prosedür. Ailenin o riski kabul etmesi lazım. Sadece doktorun kabul etmesiyle de olmaz. Risklere oturuyorum, anlatıyorum. İsterseniz diyorum sezaryen olabilirsiniz ama illa normal doğum istiyorsunuz. Bunlar olabilir. Hayati risk dahildir buna. Kabul ederseniz ben seve seve takip ederim. Onu kabul etmezseniz doğal olarak sezaryen yapıyorum. Evet. Konumuz çok hassas bir konu hocam. Kısırlık, infertilite. Tabii infertiliteden sonra çocuk sahibi olanla aileler mutlulukla o süreci geçiriyorlar. Peki bazen olmayabiliyor mu? Mesela aşılama dediniz. Aşılama tutmayabiliyor. Tüp bebek tutmayabiliyor. Yani 8, 9, 10 kere tüp bebek deneyip 9'uncuda bebek sahibi olan var. Aslında 3 kereden fazla yapmamak lazım ama bazen hastalar o kadar büyük bir tutkuyla gidiyorlar ki yapılabiliyor bazen. Aslında 3 kereden fazla denememek lazım. Bir de hani size sen bahsetmiştim ya bazen tüp bebek gebe kaldılar, doğurdular diyelim. Nasıl olsa olmaz diye korunmuyorlar. Bir bakıyorsunuz bir sene geçmeden tekrar gebe kalmış olabiliyorlar. Stres geliyor ya, nasıl olsa hani artık çocukla uğraşmıyorlar, çocuk beklentileri yok. Ki biz 2 yıldan sık gebelikleri istemediğimiz halde o kafadan atıyorlar ya o bebek olmayacak uğraşma stresini. Tedavisiz bu sefer bebek emzirirken bile gebe kalabiliyorum. Çünkü ben infertil hastalarıma da mutlaka korunacaksınız diyorum. 2 sene sonra bırakın isterseniz korunmayı. Bu 2 senelik süre zarfında mutlaka korunacaksınız diyorum. Yani stres kafadan gittiği zaman, gittiği zaman hamilelik riski daha da çoğalıyor. Evet tabii ki. Hamilelik şansı diyelim. Evet, riski demeyeyim de evet şansı. Çocuk isterken olmaz. İstemezken diyorum pat diye gebe kalırsınız. Çünkü artık hani böyle rahatlamışsınızdır. O 2 yıllık süreci mutlaka korunarak geçirin diyorum. Peki hocam 2 yıllık süreç mi veriyorsunuz doğumdan sonraki evet. Bebek? Normal doğum ya da sezaryen. Bir bebeğin hakkı 2 sene, bir annenin hakkı 2 sene. Tamamen düzelip tekrar bir gebeliğe hazırlanmak. Hem psikolojik hem maddi, fiziksel anlamda toparlanmak 2 seneyi buluyor. Zaten 2 sene emzirin diyoruz çocuklarınızı. 2 seneden önce kesinlikle gebe kalmalarını istemiyoruz. Ha, gebe kalırlarsa kürtaj mı yapıyoruz? Yapmıyoruz ama niye öyle bir şey olsun? Yani korunmak varken, sağlıklı bir anne, sağlıklı bir bebek dünyaya getirmek varken hem diyorum anne karnındaki bebeğinize yazık, hem bu yeni doğanıza yazık, hem de sizin vücudunuza yazık. 2 sene gebe kalmayın diyoruz. Bir tedavi gören kişi hamile kaldı. O gebelik sürecini, 9 aylık gebelik sürecini normal gebeler gibi mi geçirmesi gerekiyor? Kesinlikle. Bazen duyuyoruz çünkü işte evden çıkmıyorlar, yatıyorlar, hareketsiz bir gebelik süreci geçirebiliyorlar. Evet. Şimdi bir riski yoksa, yani işte kanaması, düşük dehdediği, erken doğum riski yoksa kesinlikle aktif hayatın içinde olmak zorundalar. Bir kere hareketsizlik gebe için en büyük felaket. Tromboz dediğimiz damarlarda tıkanmalardan, obeziteye kadar bir sürü sağlık sorununa neden oluyor. Onun için aktif hayatın içinde olsun istiyorum. Mutlaka yürüyüşlerini, yüzmelerini, artık hangi spor, pilatesleri neyse yapmalarını istiyorum. En fazla kilo almamak adına hem de bebeğin ve annenin sağlıklı olması adına aktif hayatın içinde olmalılar. Asla yatarak bir gebelik düşünülemez. Her türlü doğumdan sonra da riski artırıyor. Doğumdaki tromboemboli riskini de arttırıyor. Allah muhafaza. Gebelik sırasında da çok sorun oluyor. Yatarak geçirmek gebeliği. Peki hocam